Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve Selamu ala Seyyidina Muhammedin ve ala Alihi ve Sahbihi Ecmain. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor: Kim haram aylarda perşembe, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere 3 gün üst üste oruç tutar ise kendisine 900 sene oruç tutmuş gibi sevap kazanır. Tam 900 sene. Haram aylar ne zaman? İnşallah bugün itibariyle başladı. Bugün Zilkade'nin biri. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. 3 ay üst üste haram ayı inşallah Rahman. Bu haram aylarını en güzel şekilde değerlendirelim inşallah. Bir haram ayımız daha var. O da Recep ayında. Recep ayı da biliyorsunuz bir 6 veya 7 ay sonra inşallah Rahman. 3 aylar geldiği zaman o da inşallah Rahman. Ama Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayı inşallah Rahman çok çok kıymetli günler. Çok çok kıymetli günler. Çok çok kıymetli günler. Bu ayları boş geçirmememiz lazım. İbadetlerimizi arttırmamız lazım. Tabi diyebilirsiniz ya, daha yeni Ramazan-ı Şerif'ten çıktık. Daha sonrasında işte Şevval ayında inşallah Rahman 6 günlük orucumuzu tuttuk. Bırak biraz rahat edelim diyebilirsin. Fakat şunu çok net söyleyeyim ki dedelerimiz böyle yapmazdı. O büyük zatlardan bize bu miras kalmadı. Bize miras ne kaldı biliyor musunuz? Şehit Bayram Ali Öztürk hocamız da anlatmıştı şu kıssayı. Size bir kıssa anlatayım inşallah Rahman. O kıssada diyor ki Sultan 1. Ahmet, kendisi şu anda Sultanahmet'in önünde yatmaktadır. Rabbim şefaatine nail eylesin. Kendisi yatmadan önce hani kurban derilerini yumuşatırlar ya, böyle yumuşacık olur, sonra üstünde otururuz böyle, rahat ederiz, keyif yapılır üstünde. İşte o kurban derileri yumuşatılmamış halini düşünün. O altına onu sererdi ve o şekilde yatardı. Niye? Çünkü orada uykum bastırırsa, ağır bir uyku bastırırsa, o dikenleri, o derinin o kıvrımlık yerleri benim sırtıma değsin de uykum kaçsın. Ben kalkayım, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nu zikredeyim. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte onunla meşgul olayım diye bu şekilde söylüyordu. Tabi vefat ettiği zamanda kendisi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin müridiydi zaten. Beni mürşidim Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri yıkasın demişti. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de yıkarken sırtında bunu görünce şöyle dedi: Ahmet, Ahmet, sen Aziz Mahmud Hüdayi çoktan geçtin gittin. İşte görüyorsunuz ne kadar büyük bir makam. Henüz 28 yaşında hem de. Rabbim hepsinin şefaatlerine nail edesin bizleri. Dediğimiz gibi inşallah Rahman bu haram aylarını en güzel şekilde değerlendirebilmeyi Cenab-ı Allah hepimize nasip ve müessir kılsın. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Rabbim ondan razı olsun. Der ki: Sen Mevla'ya gidersen Mevla sana gelmez mi? Sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen o alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.